أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لغتا من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد çok kıymet dinleyicler sevgili öğrenciler hepinize en samimi en içten duygularımla. Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinin bu programında kitabımızın 76. sayfasında yer alan Eddersu Thalisu başlıklı bölümü çalışacağız. Filmatar İthnein başlıklı bölüm havaalanında 2. Bir daha Vusul giriş kartı ya da varış kartı diye adlandırdığımız bir e, anlamı taşır. Saaletül Vusul ibaresini hatırlıyorsunuz. Saletül Vusul giriş salonu ya da varış salonu anlamında bir ifadeydi. Bidagatül Vusul giriş kartı anlamını taşıyan bir ifade. Evet kitabımızın bu sayfasında 76. sayfasında e, bir kart örneği görüyoruz. Giriş kartı örneği görüyoruz. Arap ülkelerinde ülkelerine girişte genellikle... E, pasaportla birlikte işlem gören bir kart. E, bu kart e, İngilizce ifadesi de e, kartın ortasında görüyorsunuz. International ID kart şeklinde girilmiş. Şimdi e, size bu bölümün inşallah orijinal seslendirmesini dinleteceğiz. Orijinal seslendirmeyi dinlemenizi mütakiben e, tekrar birlikte olacağız e, ve üzerinde parçanın üzerinde konuşacağız. الآن الدرس الثالث في المطار اثنين بلوم لبارشة بصوته الارجنال نستمع الدرس الثالث في المطار اثنين بطاقة الوصول يوسف في المطار يوسف يكتب بطاقة الوصول الاسم يوسف علي الوظيفة المهنة طالب محل الميلاد باكستان تاريخ الميلاد عشره خمسه الف تسعمائه وستون الجنسيه باكستاني رقم الجواز ثلاثه الاف تسعمائه سته وخمسون تاريخ الجواز سبعه اثنان الف تسعمائه اثنان وثمانون تاريخ الوصول عشرة ثمانية ألف تسعمائة اثنان وثمانون سبب الزيارة الدراسة العنوان في السودان معهد اللغة العربية Evet sevgili öğrencilerim parçayı dinlediniz. Parçayı dinlerken şöyle bir e, sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. E, kitabın 76. sayfasında Yusuf fil matar, Yusuf yektubu bita gatel busul şeklinde başlayıp devam eden bölüm. E, el isim, el vazife, mahallul milad, tarihul milad, el cinsiye şeklinde kaydedilen bu bölüm. E, aynısı karşı sayfaya da 77. sayfada yer alan iki sütundan sağda yer alan bölüme de yerleştirilmiş, yazılmış. E, yani bu niye böyle yapılmış ben de bilmiyorum doğrusu. Yani ee, belki de bir dizayn yanlışlığı yapıldı. Ee, buna gerek yoktu. Hadisatında el isim, el vazife, muhallul milad, tarihul milad, el cinsiye bölümü e, kitabın 76. sayfasında zaten verilmiş. Aynı bölüm karşıda tekrar verilmiş 77. sayfada. Ee, buraya gerek yoktu. Yani sağ sütunun verilmesine gerek yoktu. E, parçanın devamı e, sol sütunda rakamul cevaz diye başlayan bölüm. ...yani bir önceki sayfada... ...76'da El Cinsiye... ...Bakistani şeklindeki... ...ifadeden hemen sonra... ...ki seslendirmede de belki... E, ...farkına varanlarınız olmuştur... ...Rakamul Cevaz diye başlayan... ...77. sayfada... ...bulunan, sol sütunda bulunan... ...bölüm geliyor... E, ...hemen zaten... E, ...bakıyorum yani acaba... ...resimsiz bir şekilde de... ...verilmiş mi bu parça diye... Yani topluca bir arada verilmiş mi diye topluca bir arada verilmemiş. Bu metin sadece burada verilerek yetinilmiş. Bir de şunu ifade edeceğim burada pasaport numarası, pasaport tarihi, giriş tarihi filan türünde ifadeler var. Biraz sonra metnin çevirisini vereceğim size. 3956 şeklinde bir rakam var mesela 77. sayfada sol sütunda. Sonra işte pasaport numarası, pasaportun veriliş tarihi vesaire türünden tarihler var, rakamlar var. Bu rakamların seslendirilmesini kolayca takip edememiş olabilirsiniz. Bu sizi endişelendirmesin. Haddi zatında Arapça eğitiminizin temel düzeyinde bu tür böyle dört basamaklı rakamları, ne bileyim işte tarihleri okuma türünden bir sorumluluğunuz olmayacak. Dolayısıyla sadece e, rakamların nasıl yazıldığı nasıl efendime söyleyeyim e, soldan sağ mı sağdan sola mı yerleştirildiği ya da tarihler yazılırken nasıl bir yöntem takip edildiği ile ilgili e, bir bilgi edinmiş olmanız yeterli olacak bizim için şimdi bu sayfada 77 sayfada el kelime atül Cedi de bölümü var e, yeni kelimeler bölümü e, bu bölümü de size dinletelim e, takip edin efendim kitaplarınızdan. E, kelimeler tek tek okunuyor, tek tek seslendiriliyor. Bu bölümü de takip etmenizi mütakiben parçanın e, çevirisine geçelim. Kelimelerin anlamlarını verelim size ve çalışmamızı devam ettirelim. Şimdi El Kelimetul Cedidetü bölümünü dinliyoruz efendim. El Kelimetul Cedide El ism, el vazife, el talib, mahallul milad, باكستان باكستاني تاريخ الجنسيه رقم اسم اسمي اسمك اسمك يفعل ليبيا العراق البحرين فرنسا الهند امريكا بريطانيا الصين Al-Yabe'in el, el Evet kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. El-Kelimetü'l-Cedid'et'ü bölümünün seslendirmesini de dinlediniz. Ee, şimdi kitabımızın 76. sayfasının başına dönelim. Ee, ve elimize kalemlerimizi alıp parçanın çevirisini not etmeye çalışalım. el dersul üçüncü 3. ders. Fil-Matari, Havaalanında. İstneyin 2. Yani ikinci bölüm. Bundan bir önceki derste yani Thani" başlıklı ikinci ders başlıklı bölümde de e, konu başlığı yine filmata ağırdı, havaalanındaydı. Bu parçanın devamını görüyoruz burada. Bir daha Vusul giriş kartı anlamını taşır dedik. Bunu bu şekilde not edelim. Bir daha Vusuli giriş kartı. Evet e, kartın altındaki ilk cümleyi okuyorum. Kart resminin altında yer alan ilk cümle Yusufu fil matari. Yusuf alanında. Yusufu fil matari. Yusuf havaalanında. Yusufu, Yusuf, Yusufu yektubu bida gatel vusuli. Cümleyi tekrar okuyorum. Yusufu yektubu bida gatel vusuli. Yusuf giriş kartını yazıyor ya da yazar. Yusuf giriş kartını yazıyor veya yazar şeklinde tercüme ederiz. Siz de not ederken yazıyor veya yazar diye anlamayın. Yani yazıyor diye söylemenin gerektiği yerde yazıyor deriz. Yazar şeklinde tercüme etmenin gerektiği ve daha uygun olduğu yerde de yazar deriz. Dolayısıyla yani bunun duruma göre hem yazıyor hem de yazar şeklinde tercüme edilebileceğini e, ifade etmiş olalım. El ismu isim Yusuf Ali isim Yusuf Ali el vazifetu el mihnetu. Parantez içerisindeki ifade el mihnetu. El vazifetu görev, vazife iş anlamını taşır. Parantez içerisinde verilen el-mihnetu ise meslek anlamındadır. El-mihnetu meslek. El-vazifetu, vazife, iş, görev anlamını taşır. El-mihnetu meslek. Talibun. Evet, görev ya da meslek bölümü nasıl... E ifade edilmiş. Talibun öğrenci şeklinde. Mahallul miladi doğum yeri. Mahallul miladi doğum yeri. Mahal yer demek. El milat doğum demek. Mahallul miladi doğum yeri. Evet doğum yeri neresi? Pakistan. Doğum yeri Pakistan. Arap dilinde bildiğiniz gibi P harfi yok. Bunu karşılaması için belki Farsça'da kullanılan harf alınmış yazılmış diye düşünüyorum buraya. Yani normalde bizim Ba dediğimiz harfin üç noktayla yazılıp P harfi diye adlandırılması en azından Arapça için söz konusu değildir. Yani Arapça'da böyle bir durum söz konusu değildir ancak bu harf Osmanlıca'da, Farsça'da yer alan bir harftir. burada üç noktayla yazılmış Pakistan şeklinde okunması için. Tarihul Miladi Doğum Tarihi Tarihul Miladi Doğum Tarihi Evet, aşara hamsa elf ve Yani beşinci ayın onu 1960. Yani e, burada kimlik bilgileri verilen şahıs ki bu şahıs Yusuf Ali. Yusuf Ali'nin Mayıs ayının 10'u e, doğumlu olduğu 1960 tarihli. Yani 10 Mayıs 1960 doğumlu olduğu kaydedilmiş. Aşara 5 1960 Evet 10 Mayıs yani 5. ayın 10'u 1960. 10 rakamını gün, 5 rakamını ay, 1960 rakamını ise yıl olarak tanımlarız. 5. ayın 10'u 1960. El cinsi yetu şeklinde bir ifade görüyoruz bu sayfanın sonunda. El cinsi yetu bunu karıştırmayalım lütfen bizim dilimize geçtiği anlamıyla cinsiyet anlamını taşımaz. Yani erillik, dişillik, işte ne bileyim, beylik, bayanlık durumunu ifade etmez. El cinsiyeti uyruk demektir. Tabiiyet, milliyet anlamındadır. El cinsiyeti milliyet. Pakistaniyon Pakistanlı El cinsiyeti milliyet. Pakistani Pakistanlı. Karşı sayfaya geçiyoruz. Biraz önce de ifade ettim. Burada iki sütun yer alıyor. 77. sayfanın üst bölümünde. Yani el kelime cedidetünün üstünde yer alan bölümde iki sütun var. Bu sütunlardan sağda yer alan fazladan yazılmış. Dolayısıyla sol sütunu hemen incelemeye geçiyoruz. Rakamul cevazi pasaport numarası rakamul cevazi pasaport numarası. Evet pasaport numarası kaçmış? E, selaset alaf tis umiyye, ve, ve e, Hocam biz bunları nasıl okuyacağız? Yani siz işte selaset alaf tis umiyye, ve ve diye okudunuz. Biz nasıl okuyacağız? E, biraz önce ifade ettiğim hususu yinelemek istiyorum, tekrar etmek istiyorum. Sizin bu rakamları okuma sorumluluğunuz yok. Yani pasaport numarasının 3956 olduğunu bilmeniz yeterli. 3956'nın yazılırken önce 3 sonra 9 sonra 5 sonra 6 rakamlarıyla yazıldığını ve Türk dilinde kullandığımız şekliyle soldan sağa yazıldığını yani metin yönünde olduğu gibi Arapça metin yönünde olduğu gibi sağdan sola yazılmadığını soldan sağa yazıldığını bilmeniz yeterli bunu öğrenmeniz yeterli tarih hol cevazi pasaport tarihi tarih hol cevazi pasaport tarihi Evet pasaport tarihi de 7'ye 2 1982 veya işte ikinci ayın 7'si 1982 şeklinde e, okumamız da mümkün 7 Şubat 1982. Tarihul vusuli. Tarihul vusuli. Giriş tarihi. Yani Yusuf Ali'nin ülkeye giriş tarihi. 8. ayın 10'u 1982. Evet 8. ayın 10'u 1982. 10 Ağustos 1982 diye anlamamız da mümkün. Sebebi ziyareti ziyaret sebebi ziyaret sebebi eddirasetü öğrenim görmek. Yukarıda yer alan tarihul cevaz ifadesinde pasaport tarihi dedik. Yani buradan şunu anlamalısınız. E, Yusuf Ali'nin sahip olduğu pasaportun ilgili kurumlar tarafından kendisine veriliş tarihi kastediliyor burada. Yani pasaportun tarihi denilirken pasaportun verildiği tarih. Bu kastediliyor. Pasaport numarası işte 3956 e, Pasaportun tarihi, veriliş tarihi 1982 e, İkinci ayın yedisinde pasaportun verildiğini yani Yusuf Ali tarafından alındığını 8 e, ayın onunda ise e, aldığı pasaportla e, ülkeye giriş yaptığını Sudan'a giriş yaptığını anlıyoruz. Sebebu ziyarati ziyaret sebebi ed öğrenim görmek Sebebu ziyarati ziyaret sebebi ed öğrenim görmek El unvanu fi Sudandaki adres El unwanu fi Sudane Sudandaki adres Mahedul Lugatil Arabiyeti Tekrar ediyorum. Mahedul Lugatil Arabiyeti Arap Dili Kursu Mahedul Lugatil Arabiyeti Arap Dili Kursu Evet efendim parçanın çevirisini bu şekilde not etmiş oldunuz. El Kelimetul Cedidetu Yeni Kelimeler bölümüne geçiyoruz. El İsmu isim. El Vazifetu Görev iş el vazifetu görev iş el mihnetu meslek el mihnetu meslek talibun öğrenci talibun öğrenci mahallun yer demek bizim dilimize mahalle olarak geçmiş ya da işte yer bölge anlamında mahal kelimesini kullanırız. Mahallun yer, El milat doğum demek. İkinci satırın başındaki ilk kelime, El milat doğum demek. İkisini birlikte okuduğumuzda, Mahallul miladi şeklinde okuduğumuzda, doğum, tar doğum yeri şeklinde tercüme ederiz. Mahallul miladi şeklinde okuduğumuzda, doğum yeri şeklinde tercüme ederiz. Mahal yer demek. El milat doğum demek. Mahallül miladi doğum yeri. Pakistan ülke ismi Pakistan. Pakistani yon ne demek artık biliyorsunuz sonunda nispet yağısı, aidiyet yağısı e, olan ülke isimlerini e, milliyet anlamını ifade edecek şekilde tercüme ediyoruz biliyorsunuz. Pakistaniyon, Pakistanlı, Pakistanlı, Tarihun tarih demek, dilimize de geçmiş, Tarihun tarih, el cinsiyetu, hemen bir önceki sayfada sayfanın en e, son satırında sağ alt köşede anlamını not etmiştiniz, ne demekte el cinsiyetu, milliyet, tabiiyet, yani uyruk, ...milliyet, tabiiyet, uyruk. Bu şekilde not edebilirsiniz... ...el cinsiyetü kelimesinin anlamını. Rakmun, rakam demek, numara demek. Rakamun şeklinde de okunur. Yani kafın fethasıyla da okunur. Burada sükunuyla verilmiş. Ancak kitabınızın bu sayfasında... ...sayfanın en başında, sol sütunda... ...Rakamul Cevaz 3956 bölümünde rakım değil rakam şeklinde verildiğini görüyorsunuz. Rakmun ya da rakamun numara rakam demek. İsmun birinci satırda verilmişti. Birinci satırın ilk kelimesi olarak verilmişti. Burada yine veriliyor. Orada marife olarak verilmiş. Burada e, nekre olarak verilmiş. İsim ad anlamında. İsmi benim adım. Tekrar ediyorum. İsmi benim adım. İsmoke senin adın. Karşımızdaki erkek için ismi benim adım ismoke karşımızdaki erkek için senin adın ismoki karşımızdaki bayan için senin adın yani her ikisinin anlamı da aynı ismoke ismoki senin adın anlamını taşır ancak ismoke dediğimizde karşımızdaki bir beyle konuşuyoruzdur ismoki dediğimizde ise karşımızdaki bir hanımla konuşuyoruzdur. Bir diğer satıra geçiyoruz. Yef alu yapıyor ya da yapar anlamını taşıyan bir fiil. Yef'alu, alu yapıyor ya da yapar. Libya, Libya ülke ismi. Libya, Libya. El Irak, Irak ülke ismi. El Bahrein yine ülke ismi. Fransa, Fransa. Evet, Feransa, Fransa, Fransa. El Hindu Hindistan El Hindu Hindistan Amerika Amerika Britanya İngiltere As-Sinu Çin As-Sinu Çin yine bir ülke ismi El Yabanu Japonya Evet El Yabanu Japonya El mağribu fas. El yaban Japonya. El mağrib fas. Evet efendim böylece el kelimetül cedidetü bölümünü de tamamlamış olduk. Alıştırmalarına geldi sıra. Bu parçanın alıştırmalarını çalışacağız. Fakat alıştırmalarını size ödev olarak tevdi etmeyeceğim. Bu parçanın alıştırmalarını da inşallah birlikte çalışacağız. Siz artık kendi başınıza alıştırma cevaplayabilecek bir düzeye ulaştığınızda alıştırmaları size ödev olarak vereceğim. Bugün için tasarladığımız süreyi tamamladık. Bir başka radyo dershanesinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.